Bu arada Fırat Şefim, size ve maharetli patronunuza köşemde özel bir yer vereceğim. Hatta başlık da şimdiden belli. İstanbul'da enfes bir Fransız arkadaş. Çok teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. İyi akşamlar. Enfes arkadaş. Tamam canım, ne bakıyorsun zaten? Müşteriler bekliyor. Tabii bak efendim. Hemen. Taylan, bak dediğim gibi gerçekten yanlış anladın. Taylan. Taylan, bir yüzüme bakar mısın lütfen? Nasıl, şu anda konuşacak halde değilim. Çok sinirliyim. Ağzımdan yanlış şeyler çıkabilir. Taylan, anlıyorum ama bir dakika dinler misin? Açıklama yapmama izin ver lütfen. Hiç göründüğü gibi değil. Sana tek bir şey söyleyeceğim. Bize çok yazık ediyorsun. Baba, ben... Evde konuşuruz bunları. Tamam baba. Tamam tamam, ben bindim. Peki efendim. Yukarıdan çantanı getirebilir misin? Tabii Nazan. Kuzum, iyi misin? Kusura bakma, seni zor durumda bıraktım ben. Seninle bilgisi yok. Yani gördüklerini yanlış anladılar sadece. Canını sıkma bu yüzden. Benim için sorun değil de... eğer seni zor durumda bıraktıysam sizinkilerle konuşabilirim. Gerek yok, ben hallederim. Öyle mi sen? Teşekkür ederim. İyi geceler. Sana da. Nasıl? Şebnem söyledi burada oldun. Sen ödedin değil mi? Neyi? Gözlerini kaçırdığına göre kesin sen. Evet. Bunu Arda Türkmen'in restorana getirdiğin için bir teşekkür gibi düşün. Sen olmasaydın ağırlayamazdık onu. Biz olmasaydık ağırlayamazdık. Ve bu bir teşekkür için çok fazla zaman. Kabul edem. Yani bu konuyu bu kadar uzatmaya gerek yok bence. Sen 6 ay daha restoranda kalırsın. Biz de her ay maaşından parça parça keseriz. Kimsenin kimseye bir borcu da kalmaz.
Ne dersin? Kabul. Anlaştık o zaman. Anlaştık. Burası neresi? Sarı gazoz ne alaka peki? Ya Şebnem, kola içmezdin. Ersel abla da sürekli sana sarı gazoz veren mi deli kızlar? Oradan öyle kaldı işte. Burayı nasıl buldunuz? Okulun ilk zamanları bir gün çıktık Şebnem'le. Ama nasıl açız? Bir yer arıyoruz ama yok. Yani paramıza göre yok en azından. Senin paran yok. Ha, anladım. Şebnem'i yaptım. Neyse işte. Şebnem gördü burayı. Gel oturalım dedi. O günden sonra her hafta okul çıkışı buraya geldik. Öyle işte. Bu kadar güzel anlattın ki yanınızdaymışım gibi hissettim. Şimdi niye geldim yani? Kapalı. Bir şeyler düşünürken hep burada bulurum kendimi. Belki anılarına sığınıp mutlu olanlardanımdır ben de. Yemek aşkı peki, o nasıl başladı? Afiyet olsun. Aysel ablacığım, ellerine sağlık. Hadi için gari soğumadan. Kaşık. Çok güzel kokuyor. Ne var bunda? Sen her seferinde soruyorsun bunu bana. Gel bakayım sen benimle. Gel 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 gel. Nereye götürüyorsun arkadaşımı ya? Nereye götürüyorsun arkadaşımı? Aysel abla. Çık 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 çık. Çok güzel kokuyor. Madem ki kokladın, söyle bakalım bu çorbanın içine ne koydum? Sen ne çabuk çözdün benim sırrımı. Gel bakayım, öyle koklamakla olmaz. Ben mi karıştıracağım? Evet, sen karıştıracaksın. Tarifi sormak kolay. Elin değmeden lezzetini anlayamazsın güzel kızım. Siz bana bakınca ben heyecanlandım şimdi. Ay kızım, alt tarafı çorba karıştırıyorsun. Ama meraklısın sen bu işlere belli. Çorba. Hah, şurada. Buyurun. Oh.
Eline de yakıştı ha. Buyurun. Teşekkür ederim. Çorbalar hazır. Elinize sağlık hanımlar. Afiyet olsun. Öyle işte. O günden sonra yemek yaparak tutundum ben bu hayatım. Senin maceran nasıl başladı? Benimki seninki kadar renkliydi. Anlatmak istemezsin. Yok, öyle değil. Babamın Antep'te dedemden kalma restoranı vardı. İşte ben de oraya gidip gelirken öğrendim yetişini. Ama benim için her şey İstanbul'a okumaya gelince değişti. İki sene Fransız mutfağı eğitimi aldın. Sonra da iyi bir şekilde çalıştık. Hafızamız iyi. Beraber çalıştığım insanların CV'lerini unutmuyorum diyelim. Ne oldu? Eğer anlatmak istersen dinlerim. Bu kadar sohbet yeter bence şimdi. Yalnız yenge, Hayri abi bir porsiyon daha söyledi, haberin olsun ha. Ah Hayri Bey, ah. Aman ne olacak ya? Can Boğaz'dan gelir yenge. Hoş geldiniz. Vakit geçince vazgeçti insandayım. Olur mu hiç? Nazik davetinizi geri çeviremezdik. Tanıştırayım sizi. Halam Feza. Hoş geldiniz. Baban. Hazım. Sultan. Fırat ben. Tanışamamıştık. Biz sizi tanıyoruz. Eyvallah. Hoş geldiniz. Mersi. Hoş geldiniz. Buyurun şöyle geçin lütfen. Buyurun. 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 Mirza, Sevi siz misafirlerinizle ilgilenin. Biz Deyzem'le içeride mutfakta hazırlıkları kontrol edelim. Müsaadenizle. Teyzem sen ne ettin? Ne yapmışım oğlum? Niye çağırdın Nazlı'yı buraya? Abla gerçekten sen mi çağırdın? Evet ben çağırdım. Cezamızı ödedi demedin mi sen oğlum? Kız bize iyilik yapmış. Attı mı gazeteydi? Ya gelsinler hakkıyla ağırlayalım istedim. Fena mı yapmışım? Ay Sultan abla. Şaşı bak şaşı resimleri gibisin. Ne zaman ne çıkaracağım belli olmuyor ha. Ağzından aldın Gülü. Şaşırtıyorsun bizi teyze. Bildiklerimizi unutturuyorsun. Ya alt tarafı bir yemek yani oğlum. Hani neden bu kadar şaşırdınız anlamayayım ki. Ah tatlım ne diye geldik buraya anlamıyorum ki. Hep kokacak üstümüz başımız. Ay bu koku da kolay kolay gitmez yani. Halacığım sen arkadaşlarınla kanasta oynamaya gitmeyecek miydin? Ne diye takıldın son dakika peşimize? Hayatım merak ettim. O şef başlı başına bir muamma zaten. Bir de şimdi teyzesi çıktı başımıza. İyi tamam. Geldin gördün işte. İstiyorsan gidebilirsin biz senin programını bölmeyelim. Ben çoktan iptal ettim programımı. Bu gece sizinleyim. Ve şuraya bak inanmıyorum. Resmen karış karış Anadolu programındaymışız gibi. Abicim sen de bakıyorum da çok rahatsın maşallah. Kebapçı müdavimi gibi kuruldun baş köşeye. Naz istedi geldik Feza. Söylenmeyi bırakalım artık. İtiraf et sen de merakından geldin. Davet edildik geldik. Yemeğimizi yer kalkarız. Tamam. Vallahi ben senin bu anlattıklarına pek inanamıyorum ama altında bir şeyler var sanki. Aşk olsun oğlum. Ya ben iyilik edene ayıp edecek kadın mıyım? Yok. Yapmasın öyle şeyler de. Neyse. Ben içeri gideyim. Ayıp olmasın. Git oğlum gitsin.
Hani bu kızla ben aynı yolda bile yürümem diyordun. Nasıl oldu da sofran otur diyorsun? Otursun bakalım güzel güzel. Bak şimdi de çengel bulmaca gibi oldun ha. Ben tam çözüyorum diyorum. Bir bakıyorum iki kare daha boş. Kız Sultan abla. Yoksa sen de mi bu kıza ısınmaya başladın? Bu gece her şey çözülecek Gülendam. O kız da anlayacak. Ablam bu kız neyi anlayacak? Onun yolunun bizimkinden geçmediğini. Evet, cacıklı Arap köftemiz, zeytin pivazımız ve pimpir maşımız. Bunu daha önce hiç duymadım. Bu tahıllar ve semiz otuyla yapılan yemekti değil mi? Aynen. Bu da teyzemin meşhur kuru patlıcan dolması. Bunu daha önce hiçbir yerde yememişsinizdir, deneyin. Aman ne şeref. Çok güzel görünüyor. Afiyet olsun. Ben birazdan kebapları hazırlayıp getiriyorum. Şöhediz diye bir yemeğiniz çok meşhur değil mi? Öyle biliyorum. Yok, o artık olmaz be abicim. Çünkü samsaklar baş verdi bir kere. Kızıcıklar da senelere doldu mu? Ama yani. Zamanı geçti. Oğlan onu değil. Taze samsaklar yapılır şöhediz. Bu patlıcanlar Antep'ten mi geliyor? Burada bulunuyor mu? Yok, Antep'ten gelir. Buradakileri Sultan ablam beğenmez. Bu %100 birebir Birecik balcanıdır. Canım, siz bana bir ıslak mendil getirebilir misiniz lütfen? Sevi, ıslak mendil getir. Buyurun. Aa, ıslak mendil mi bu? Kolonyalı mendil resmen. Ben bir ellerimi yıkayabilir miyim? Mümkün mü? Tabii, buyurun. Buyurun, lavabo burası. Naz'ın babası olduğumu size söylemedim ama niyetim sizi kandırmak değildi. Sadece yeri değil diye düşündüm. Keşke söyleseydiniz. Ya bilseydim, bir babanın karşısında evladı hakkını atıp tutmazdım çünkü. Buyurun. Kolay gelsin usta. Sağ ol. Senin geleceğimizden haberin yok muydu? Teyzen çağırdı diye kızdın mı? Kızmadım. Sadece bilseydim sizi böyle bir zor durumda bırakmazdım. Yani en azından böyle bir emir vakilinde geçebilirdim. Niye öyle diyorsun? Yani bence teyzen son derece nazik bir davette bulundu. Ben kendi isteğimle geldim. Halimden de çok memnunum. Ha tabii sen izin gününde bile Habire beni görmekten şikayetçiysen onu bilemem. Estağfurullah patron. Belki de geçirdiğim en güzel izin günü olabilir. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Dükkanınıza şans ve bereket getirsin. Pek güzelmiş de. Üstünde Çince iyi şans, iyi kader gibi sözler yazıyor. Dükkanınız bir daha kötü günler görmesin. Zahmet etmişsiniz. Sevi. Kızım bunu al içeri koy. Kusura kalmayın da ne yazdığını anlamadığım şeyi duvara asamam. Sizin restoranla bir değil ya burası. Ya bizim müşteriler sevmez öyle şeyleri. Ay doğru valla. Hayır küfür müfür yazıyorsa nereden bileceğiz değil mi? Ay küfür mü? Yok artık canım. Ablacığım hayır biz bunu duvara astık diyelim. Şimdi bunu görünce insanlar burada Çin yemeği yapılıyor sanıverirlerse sonra siparişler gelmeye başlarsa 1,5 porsiyon sushi ne yapacağız? Müşteri geride çevrilmez. Dolmaları dürüp dürüp insanların ağzına mı vereceğiz değil mi abicim? Bir kere sushi Çin yemeği değil şekerim. Japon yemeği. Al buyur. Bak ablam dolmayla da kurtaramadı. Sevi abicim getir onu buraya. Heh, ver bakalım. Şans getirsin, bereket getirsin, güzellikler getirsin. Şart değildi. Olur mu öyle şey? İncelik etmişsiniz, getirmişsiniz. Teşekkür ederiz.
Hadi buyurun kebaplarımıza başlayalım. Siz de gelin beraber yiyelim. Bu bizim simit kebabı. Bu da meşhur Antep fıstıklı kebabımız. Haydi çocuklar gelin hep birlikte oturalım. Haydi. Çalışanlarınız da sizinle beraber mi yiyor? Biz çalışan demeyiz. Patron işçi bilmeyiz. Onların hepsi evlat. Seviz zaten benim kızım. Gülendam hem komşum hem canımın içi. Mirza ile Ergin, Fırat neyse o. Anlayacağınız biz bir aileyiz. Huyumuz suyumuz bir. Başka yerlerden gelsek de aynı güneşte yıkanmışız. Öyle deriz biz. Ay ablam ne güzel konuştun. Aynı eski filmlerdeki gibi. O zaman bugünü hiç unutmayalım. Hep beraber bir selfie. Hadi hadi. Ekmek bedirin, su hıdırın. Yiyin, için kudurun. Kudurun dedi. Kudurun dedi. Gülen'in amcım o nasıl laf öyle? Ablam hep sen dersin ya. Bu sizin oralarda afiyet olsun gibi bir şey değil mi Fırat? Uzatma Gülendam. Afiyet olsun yeter kızım. Buyurun. Afiyet olsun. Buyurun. Kız senin taban mı boş ya? Mirza biraz daha et al. Yok yok şekerim ben kendim istemedim. Akdeniz diyetindeyim ben. Aa, kız. Akdeniz, Karadeniz, yedi bölge toplanıp gelse fark etmez. Kebaba diyet olmaz. Vallahi bak, birazcık kebap, birazcık şundan. Ben istemiyorum, istemiyorum. Dur, dur. Ben şimdi yapacağım sana güzel tabak. Hayır, hayır. Teşekkür ederim. Ay aşkım dur. Antep'in meşhur fıstık kebabı. Aç ağzını. İstemiyorum, teşekkür ederim. O zaman birazcık şu firik pilavından katık et. İkisini böyle aynı anda atınca çok lezzetli olur. İstemiyorum hanımefendi. Vallahi ölümü yıka. Ne? Bak, yemezsen cenazemi kaldır, namazımı kıldır. Ay ne münasebet canı. Aa aç. Gülen damcığım öyle servis mi edilir? Yani şunu şöyle dürüm yapalım. Güzelce dürüm yapılmış çünkü bu. Biraz da içine şundan. Şöyle. Evet. Buyurun. Buyurun. Afiyet Yok, olsun. Yok ben almayayım. Teşekkür ederim. Küçümlenmeyin. Buyurun lütfen. Neden miyim? Küçümlenmeyin. Buyurun yiyin. Ben alayım. Çok lezzetli. Elinize sağlık. Ben de sana yardımcı olayım. Böyle daha kolay olur. Bunu böyle dürüm yapıp yiyeceksin. Ayranla beraber güzel gider. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel. Duz. Ablam. Duz yağını alır. Ablam. Akşam bu gömleği makineye atmadan önce üstüne bir damla bulaşık deterjanı döküyorsun. Oldu mu? O niye? Leke kalmasın diye. Kız. Sen diyette misin? Grevde misin? Oh. Yemek yapmak yok. Ev işi yok. Ne güzel hayat vallahi. Yani resmen bir kültür erozyonuna uğradım burada gerçekten. Alemsin mahşeri. Ay alemin mahşeri. Ablam vallahi ben de Karadeniz diyetindeyim. Bundan sonra benden kimse işmiş beklemesin. Güli, Güli şuradan pideyi uzatır mısın? Haydi. Gülerim damcım ilahi. Hanımefendi kendi yıkamıyordur çamaşırlarını da ondan bilmiyor zar. Siz çalışanlarınıza söyleyin. Onlar bilir nasıl çıkartacağını. Mersi. Anam yemem diyenden korkacaksın. Al canım bak şerbet getirdim. İç mideni bastırır. Heh? Al güzelim sen de. Ay yapayım. Haydi.
masada ne var ne yok löp löp yutmasaydı. Her şey çok lezzetliydi. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Siz de şerbet almak ister misiniz? Yok, teşekkür ederim. Tatlı getirsin çocuklar. Kalsın, biz artık kalkalım. Yok yok. Yok yok, kalkmayın. Tatlı yiyek, tatlı konuşak. Olmaz şimdi. Babacığım, tatlıyı ben ikram etmek istiyordum. Tabii Sultan Hanım mutfağını kullanmama müsaade ederse. Tabii izne ne hacet. Ama yani bizde size uygun ne malzeme bulunur ne de alet edevat. Merak etmeyin, ben hazırlığımı yaptım. Teşekkür ederim. Şimdi gidebilirim mutfağa. Ben sana yardımcı olayım. Mutfağımı yabancıya bırakmam mı diyorsun? Yok, öyle demeyeyim de en azından ilk tanışmada yardımcı olsam iyi olur. Ay, midem bir tuhaf oldu benim. Mesleki deformasyon bu herhalde. Nasıl yani? Yanlış yapacağım diye bakmıyor musun? İtiraf et. Ha yok. Yani öyle değil. Şeften ilham alabilir miyim diye izliyordum. Yalnız sen böyle izlerken ben nasıl yapabilirim? Şöyle. Göstereyim. Çok daha hızlı, kıvamın ne olacağını düşünmeden, sadece güzel olacağına inanarak. Şefliğin tuttu yine. Öğretmeye başladım. Ne yapıyorsun? Kıvamına bakıyorum. Eğer burunda durursa tamamdır. Dur dur, bir dakika. Ben hallederim. Çok güzel. Fırın. Fırın nerede? İki dakikaya hazır. Nereye? İçeri. Gitme. Ben daha işimiz var. Unutmuşum. Bugün o evde seni görmek bile bana iyi geldi. Gözlerimi kapadığımda o anlara gidiyorum. Hayali bile güzel denir ya, tıpkı öyle. Umarım yalnız hayallerde kalmaz. Kötü bir şey mi oldu? Yok, ben gideyim. Sen tatlıyı getirirsin.
misin canım? Ay. Biraz. Tatlı birazdan gelir ama halam iyi görünmüyor. Biz kalkalım. Yok yok, kalkmasaydınız daha çok erken canım. Buyurun biraz daha oturalım lütfen. Buyurun. Erken daha oturun ya. Aman kimler gelmiş, kimler gelmiş geldi. Sultan ablam sürpriz sonuna final gibisin. Bunları da çağırmış. İyi de otursaydınız, yabancı değiller çünkü. Yani bizim dünürlerimiz. Melike kızım, gelinim. Fırat'ın sözlüsü. Mutluluklar dilerim. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Gene bekleriz. Tutun. Neden kalktınız hemen? Daha tatlı yiyecektik. Çok güzel ağırladınız bizi. Her şey çok lezzetliydi. Teşekkürler. Tatlıyı da Sözlüm ailesiyle yersiniz artık. Biraz. Afiyet olsun. İyi akşamlar. Buyur abim, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne sever, ne sever. Gül vereyim abim. Ha yok, gül istemez şimdi. Gösterişli der. Vallahi ona bile takar. Sade olacak her şey. Zarif olacak, asil olacak. Sade, güzel. Kendi gibi. Gül vermeyeyim mi? Sen papatya ver. Peki abi. Günaydın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aslında sen çağırmasan ben gelecektim. Konuşmamızın vakti geldi. Çok uzattık bu ayrılığı. Normalde benim sana gelmem gerekirdi. Ama dün dedin ya hani restoranın senin için hep ilk sırada, bazen ilişkimizin önüne geçiyor diye. Ben de bu konuşmayı benim için en özel olan yerde yapmak istedim. Ne konuşması bu? Gel oturalım önce. Günaydın şef. Erkencisin. Günaydın gençler. Şef biz hemen gelip geliyoruz. Tamam. Biliyorum böyle anlatınca çok karışık oldu ama Taylan. Nazcığım, istersen sonra konuşalım. Yani senin kendini iyi hissettiğin bir zamanda. Tamam mı? Öyle yapalım. Taylan, ben bir karar verdim. Nasıl söylenir bilmiyorum ama. Taylan, ben bir an önce evlenelim istiyorum. Gerçekten mi? Ben bir şey unuttum da.